Evet, merhabalar arkadaşlar. Redoks hekimlerin denkleştirilmesine verdi. Şunu da eklemek istiyorum. Asidik ve bazik ortamda redoks hekimesi denkleştirilmesi müfredattan kalktı. O yüzden eklemedim bu konu anlatımı. Önceki yıllarda veriyorduk ama şu anki sınav kazanımlarında yok. O yüzden test kitaplarında görürseniz asidik ortamda denkleştirin ya da bazik ortamda denkleştirmeniz istenirse o tarz soruları geçebilirsiniz. Evet, şimdi konuya devam ediyoruz. Konumuzun ünitemizin 5. başlığına geldik. Elektrokimyasal piller, yani galvanik hücre. Önce nedir elektrokimyasal piller? Nasıl bir sistemle biz kimyasal tepkimelerden elektrik enerjisi üretiyoruz? Buna bakalım. İki yarı hücrenin iletken bir tel ve tuz köprüsü yardımıyla birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme elektrokimyasal pil diyoruz. Ve burada kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerle elektrik enerjisi üretiliyor. Yani şurada tanımında verdiğimiz şeyi yapıyı bir örnekle bakalım. İki yarı hücre arkadaşlar. İçerisinde dağılımlar şunlar elektrot oluyor. Arada bir tuz köprümüz ve voltajımız bağlanıyor arkadaşlar. Bu bizim pil şemamız ve bu şekilde biz kendiliğinden gerçekleşen yani istemli tepkimelerle elektrik enerjisi üretiyoruz. Şimdi galvanik hücreden çıkmış üniversite sınav sorularına baktığımızda belli başlıklı konularımız var burada. Bunları bilmemiz gerekiyor. Özellikle indirgenme hangi elektrotta oluyor, yükseltgenme nerede oluyor, elektrotların işaretleri, elektrik akımı gibi bir takım özellikler soruluyor. Onları da ben burada size için madde madde toparladım. Şu kısmını iyi bilinmesi gerekiyor. Eğer şurada yazdığım maddedeki öncüleri bilirsek, üniversite sınavında bunların her biri bir şık olarak testte karşımıza geliyor. Evet, bakalım bunlar nelermiş arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Galvanik hücre istemli tepkimelerle elektrik enerjisinin üretildiği sistemlerdir. Şimdi bu sistemde yani galvanik hücrede bilmemiz gereken özelliklere bir bakalım. Şimdi indirgenmenin olduğu elektrot katot. İndirgenme nerede gerçekleşiyorsa o kısma biz katot diyoruz. Yükseltgenmenin olduğu elektroda ise anot diyeceğiz. Ve pil çalışırken anot elektrodunun kütlesi azalırken katot elektrodunun kütlesi artar. Bu bilgi bizim için önemli. Bazen elektrik potansiyellerini vermeden de bize bu bilgiyle nerenin anot, nerenin katot olduğunu anlamamız için bu bilgi verilebilir. Eğer bize pil çalışırken elektrot azalması söyleniyorsa o azalan elektrodun olduğu taraf anottur. Eğer bize elektrot kütlesinin arttığı söyleniyorsa o zaman o elektrot da katot elektrodu oluyor. İşaretlerine bakalım. Anotun işareti eksi, katodun işareti artıdır. Dış devrede elektronların hareket yönü size sorulacak. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğru giderler. Ancak elektrik akımının hareket yönü ise tam tersidir. Katottan anot yarı hücresine doğrudur. Yani elektrik akımı sorulduğunda katottan anota doğru gider. Dış devrede elektronlar ise anottan katoda doğru hareket ediyorlar. Ve son olarak tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katoda doğru hareket ederler. Anyon neydi? Eksi yüklü iyondu. Anyon dedik. Mesela nitrat eksi yüklü olduğu için anyon. Katyon ise arkadaşlar mesela bakır artı 2, mesela alüminyum artı 3, artı yüklü iyonlar katyon, eksi yüklü nitrat gibi, klor gibi iyonlar anyon olur. Tuz köprüsü arkadaşlar pil sistemine yük denkliğini sağlamak için yapılır ve pilin çalışması için önemli kısımdır. Şimdi kimyada şöyle bir şey kodlamıştık. Katotta kimyayı yazdığımızda katotta indirgenme, anotta yükseltgenme. Nerede olduğunu karıştırdık mesela. Anotta indirgenme mi oluyordu, yükseltgenme mi oluyordu karıştırdığımız zaman kimya yazıp bu şekilde kodlayabiliyoruz. Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme şeklinde kodlayabiliriz. Bir de bir yarı pil şeyimizin arkadaşlar pil gösterilimi var. Bu da yine kolay. Mesela bakır
Çalışırken bakırın yükseltgendiği, gümüşün ise indirgendiği bir pil tepkimesinde ilk önce anot suya tepkimesini yazıyoruz. Yani yükseltgenlerin olduğu bakır, metalik bakır, bakır artı 2 yükseltgenli, bakır, bakır artı 2 yükseltgenli, şu çift çizgi tuz köprüsünü ifade ediyor. Gümüş artıda gümüş metalik katıya indirgeniyor. Yani tuz köprüsü işaretinden önce anoduktaki kısmı yazıyoruz. Bu tarafa ise katıl. Yani bize pilin şematik gösterimini yazın denildiğinde bu şekilde yazıyoruz. Evet, genel olarak konu bilgisini verdik arkadaşlar. Bir tane örnek üzerinden bunu açıklayalım. Dediğim gibi şimdi bu tahtaya yazdığım örnek ve eklediğim şık var. Direkt üniversite sınavında karşınıza gelecek bir formatta hazırladım. İki yarım hücre verilmiş. Şurada tuz köprüsü. Dediğim gibi tuz köprüsü olmazsa pilimiz çalışmaz. Tuz köprüsünün amacı yük denkliğini sağlamaktır. Bu tarafa çinko elektrodu, çinko sülfat çözeltisine daldırılmış. Burada bakır elektrodu, bakır sülfat çözeltisine daldırılmış. Bunlar elektrot oluyor arkadaşlar. Ve aradaki tuz köprümüz oluyor. Şimdi bu birinci kabımız, ikinci kabımız. Soruda bize indirgenme potansiyelleri verilmiş ve bir takım şeyler soruldu. Şimdi öncelikle şu size verilen bilgiyi nasıl kullanacaksınız? Bu önemli. Şimdi bakıyorum, bu bakırı elektron alıp indirgenme potansiyeli, alttaki de çinkonun elektron olarak indirgenme potansiyeli. Nereden alıyoruz? Hem değerlikleri azalmış hem de elektronlar girenlere yazılıyorsa ne olurdu? Bir indirgenme potansiyeli. İkisinin de bana indirgenme potansiyeli verilmiş. Arkadaşlar, indirgenme potansiyellerini sayısal değerlerine bakıyorsunuz. Kimin indirgenme potansiyeli yüksekse o indirgenecek, diğeri ise yükseltgenecek. Şimdi bakıyorum ben bunun indirgenme, yani bakırın indirgenme potansiyeli 0,521. Çinkonun ise eksi 0,763. Baktığımızda çinkonun indirgenme potansiyeli negatif olması indirgenmek istemediğini söylüyor. Sayısal olarak arkadaşlar 0,521 daha büyük olduğu için demek ki bu tepkimede indirgenmek istenen indirgenme potansiyeli büyük olan bakırdır. Bunu buradan anlıyorum. Tekrar ediyorum. İkisi için de indirgenme potansiyeli verildi. Kimin indirgenme potansiyeli büyükse o indirgenecek. Burada baktık sayısal değerlere. Bakırın indirgenme potansiyeli daha yüksek olduğu için o indirgenecek. Bunu da soruda zaten size verecek. Şimdi baktık bakırın indirgenme potansiyeli büyük olduğunu, indirgeneceğini bulduk. Peki indirgenme hangi elektrotta gerçekleşiyordu? İndirgenme ne oldu? Elektrot katot demiştik. O zaman bakırın olduğu taraf, bu taraf arkadaşlar katot olacak. Eğer bu indirgeniyorsa diğer taraf yükseltgenecek. Burası da anot olacak. Evet, sorularımıza bakalım bizden neler istemiş. Anot ve katot elektrotlarını belirleyin. Belirledik mi? Evet. Anot çinko elektrodu, katot ise bakır elektrodu. Bunu belirledik arkadaşlar. İkincisine bakalım. Anot ve katot tepkimelerini yazın. Şimdi anotta ne olacak? Yükseltgenme olacak arkadaşlar. Burada o zaman bu yükseltgenecek demiştik. Bu indirgenecek demiştik. O zaman indirgenme tepkimesi aynen yazılacak. Şu yukarıdaki bakır artı bir elektron alarak bakır katısına indirgeniyor. Bunun indirgenme tepkimesi ise tam tersini çevirirsek yükseltgenme tepkimesi olur. Bakır katısı bakır artı 2 elektron vererek yükseltgen. Bunun indirgenme tepkimesi, bu ise yükseltgenme tepkimesi oldu. Anot ve katot tepkimeleri dedi. Anotta yükseltgenme olacağı için bu anot tepkimesi, katotta da indirgenme olacağı için bu da katottaki tepkimemiz oldu. Şimdi elektronların hareketi nasıldır? Elektronlar dış devrede anottan katoda doğru gider. Yani birinci kaptan ikinci kaba doğru şu şekilde elektronlar dış devrede anottan katoda doğru hareket ederler. Tuz köprüsündeki hareketi de söyledik.
tuz köprüsündeki iyonların hareketi nasıl? Şimdi benim tuz köprüsünde potasyum nitrat çözeltim var. Potasyum artı, nitrat ise eksidir. Şimdi artı ve eksi olarak baktığımızda ne demiştik? Anyonlar anota. Yani eksi yüklü tanecik anyon oluyor. Nitrat o zaman bu tarafa doğru gider. Potasyum katyon olur, artı yüklü. Katyonlar da katota doğru hareket eder. Yani nitrat iyonu birinci kapa doğru. Nitrat iyonu birinci kapa doğru. K artı potasyum iyonu katyon ise ikinci kapa doğru hareket eder. Gelelim pilin şematik gösterimi. Şu tuz köprüsüydü. Bu tarafa anot yazacağız. Anotta ne oluyordu? Bakın anotta yükseltgen. Yani çinko, çinko artı 2'ye yükseltgen. Çinko, çizgi, çinko artı 2'ye. Bu tarafta katotu, yani indirgenlerin oldu. Bakır artı, bakıra indirgendi. Bakır artı, tire, bakır katısına şu şekilde gösteriyorum. Bu son yazdığımızda pilin şematik gösterimi nasıldı denildiğinde bu şekilde yazıyoruz. Bu taraf anot, bu taraf ise katot tarafı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi galvanik hücrelerle ilgili iki tane örneğimiz var. Bunlara bakalım beraber. İlk soru da şöyle soruyor. Çinko ve bakır metallerin aktiflik sırası çinko büyük bakır şeklindedir. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi diğer çözümümüz sonunda bize yarı pi potansiyelleri verilmişti. Ve dedik ki indirgen ve potansiyel kimin büyükse o indirgenin, yükseltgen ve potansiyeli kimin büyükse o yükseltgenin. Burada ise arkadaşlar bir pil potansiyeli, yarı pil potansiyelleri verilmemiş. Şu bilgiyi kullanarak hangisini anot, hangisinin katod olduğuna karar vereceğiz. Şimdi metallerin aktiflik sırası diyor. Metaller için aktiflik ne demekti? Elektron verme isteği. Elektron verme isteği çinkonun bakırdan yüksekse o zaman çinko elektron vererek yükseltgenir. Yani burası anot olur arkadaşlar. Burası ise katot olmuş olacak. Tekrar ediyorum. Metallik aktiflik demek elektron verme isteği. Eğer çinkonun elektron verme isteği bakırdan yüksekse çinko öncelikli olarak elektron vererek yükseltgenir. Yani burası anot olur. Diğer taraf katot olur. Şimdi anotta beklediğimiz yükseltgenle tepkimesini yazalım. Çinko katısı çinko artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenir. Katotta ise arkadaşlar çözeltide sülfat eksi 2'dir. Bu artı 2, bakır artı 2, 2 elektron alarak bakır katısına indirgenir. Yani katotta da beklediğimiz tepkime bu. Şimdi soruya bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Elektrokimyasal bir hücre midir? Evet doğru. Çinko çubuk anot bakır çubuk katottur diyor. Çinko'ya ne dedik az önce? Anot bakıra ne dedik? Katot. Bu da doğru arkadaşlar. Elektrolitteki çinko artı 2 iyon derişimi artar. Şimdi çinkonun olduğu tarafta çinko elektrodu zamanla çinko artı 2'ye yükseltgeliyor mu? Evet. Yükseltgeldiği için ortamdaki çinko artı 2 zamanla ne yapacak? Derişimi artacak. Çinko artı 2 iyon derişimi artarsa döncülü doğru olmuş oldu. D seçeneğine bakalım. Bakır elektrodunun kütlesi artar. Bakır elektrodu katotun olduğu taraf mı? Evet. Bakın bakıra katot dedik. Burada da bakır artı 2 iyonları indirgenip bakır metalini oluşturduğu için oluşan bu bakır katıları bu elektrot üzerinde birikmeye başlayacak ve elektrodunun kütlesini arttıracak arkadaşlar. D seçeneği de doğru. E seçeneğinde tuz köprüsünde katyonlar birinci kaba göç eder demiş. Tuz köprüsünde katyonlar nereye gidiyordu? Katota gidiyordu. Katot dediğimiz kap hangi kabımız? 2 numaralı kabımız ama birinci kaba göç eder dediği için E seçeneği hatalı olmuş oldu. Evet şimdi yandaki örneğe bakalım arkadaşlar. Burada da yine bilgi olarak
Döngünün hücre verilmiş. Diyor ki zamanla bakır elektrodunun kütlesinde artış olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakır elektrodunun kütlesinde artış olduğu cümlesinden anlamamız gereken şey bakır elektrodunun olduğu tarafın katot olduğudur. Çünkü pil çalışırken katot elektrodunun kütlesi artar, anot elektrodunun kütlesi azalır. O zaman demek ki bu taraf anot oldu. Şimdi yarı pil denklemlerini yazalım. Anotta yükseltgenme olacak. Yani çinko katısı çinko artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenecek. Burada ise bakırın olduğu tarafta bir indirgenme olacak. Sülfat eksi 2 ise ortamda bakır artı 2'dir. Bakır artı 2, 2 elektron alarak bakır katısına indirgenecek. Bu da katotta gerçekleşen tepkime. Buna göre hangisi doğrudur? Çinko elektrot katottur diyor. Çinko elektroda ne dedik az önce? Anottur dedik. A seçeneği hatalı. Elektronun akış yönü dış devrede. Elektronun akış yönüne ne diyorduk? Anottan katoda doğru. Yani birinci kapta ikinci kabada doğru olacak. O ne demiş? Çinko elektroda doğrudur demiş. Hayır. Çinkodan bakır elektroda doğru olacak. Bu da hatalı. C seçeneğinde net pil denklemi soruluyor arkadaşlar. Bunları taraf tarafa toplayalım yarı pil denklemlerini. Bu elektronlar sadeleşir. Yukarıda çinko katısı artı bakır artı 2. Burada ne olacak? Zn artı 2 ve bakır metali olacak. Bu denklemle bize verilen denklem aynı değil. Burada çinkonun indirgendiği, bakırın yükseltgendiği bir denklem yazılmış. Bu da hatalı. D seçeneğine bakalım. Çinko elektrodunun daldırıldığı çözeltide çinko artı 2 derişimi azalır diyor. Arkadaşlar çinko elektrodunun olduğu taraf anot değil miydi? Anotta da yükseltgenme oluyor dedim. Çinko, çinko artı 2'ye yükseltgeniyor. Zamanla çinko artı 2 iyon derişimi azalmaz, artar arkadaşlar. Evet, E seçeneğine bakalım. Tuz köprüsündeki katyonlar ikinci kaba doğru hareket eder. Tuz köprüsündeki katyonlar nereye gidecek? Katoda gidecek. Katoda benim ikinci kabım mı? Evet, E seçeneğindeki bilgi doğru. Diğer seçenekler ise hatalı arkadaşlar.